Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim İş Sendikası işbirliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen ünvanının veriliş nedeniyle Baş Öğretmen Atatürk Onur Ödülü töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende tarihçi yazar Sinan Meydan'a Baş Öğretmen Atatürk Onur Ödülü verildi. Devletlere bağlı aydınlarına Eğitim İş Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim İş Sendikası işbirliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen ünvanının verilişi nedeniyle Baş Öğretmen Atatürk Onur Ödülü töreni düzenledi. Töreni Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Eğitim İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doçent Doktor Önder Bilgin, Büyükşehir Başkan Danışmanı ve Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Sinan Meydan ve çok sayıda sendika üyesi ve öğretmen katılım sağladı. Törenin açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan yaptı. Atatürk Onur Ödülü'nü layık gördüğümüz ve benim de aynı yıllarda üniversite öğrencisi talebesi İstanbul'da beraber olduğum Sinan Meydan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok doğru bir karar vermişsiniz. Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da ödüle layık görülen isim olan Sinan Meydan'ı tebrik etti. Yine içimize sine sine hak eden birisi Sayın Sinan Meydan'a bu ödülü veriyor olmaktan da gurur duyuyoruz. Ben Antalya Şube Başkanı'nın 6 yıl şube başkanlığını yaptım ve hep gururla Antalya Şube Başkanı olduğumu söylüyorum. Genel başkanlıklar, makamlar bir tarafta kalır ama Antalya'ya verdiğiniz katkılar ve vereceğiniz katkılar hiç unutulmaz. Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Kamu İş Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sadık Acar, Sinan Meydan'a onur ödülünü takdim etti. O bakımdan gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir onurla onurlandırdınız beni. Bu onur ödülüne beni layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve her yerde ifade ettiğim gibi ben Eğitim İş Sendikası'na üye değilim. Öğretmenlik yaptım aslında. 10 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var. Belki ödülü anlamlı kılan nedenlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Fakat bir eğitim iş gönüllüsüyüm. Program sonunda kendi alanında ödüle layık görülen isimlere de ödülleri takdim edildi. Tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.